İzmir'in Ege'den Türkiye ve dünyaya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize keyifli hafta sonları diliyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta konuğum İzmir Barosu avukatlarından Avukat Mehmet Seyrek. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Seyrek, siz de bir koltuğa birçok karpuz sığdıran isimlerdensiniz. Dolayısıyla sadece avukat demek biraz eksik olur. İlerici Avukatlar Derneği Başkanısınız. Aynı zamanda İzmir Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kurucu Başkanısınız. Yine aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Disiplin Kurulu Başkanısınız. Ve sanırım Buldanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak da uzun yıllar görev yapmaktasınız. Evet. Bütün bunları kısa kısa konuşacağız. Sizden önemli bilgiler alacağız ama ben öncelikle ekranları başında bizleri izleyenler için Avukat Mehmet Seyrek kimdir açıklamasını sizden isteyeceğim. Tabii ki, ama ona geçmeden önce bugün bu sabah aldığım üzüntülü bir haberi paylaşmak istiyorum. İzmir Barosu'nun çok değerli bir avukatı, kardeşim, arkadaşım, dostum İbrahim Kaynar hiç beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Ona rahmetler diliyorum. Işıklarda uyusun. Biraz üzüntülüyüm ama hayat devam ediyor. Evet. Devam edelim. Şimdi ben 1951, aslında 50 yılında doğdum da rahmetli anneciğim erkenden askere götürmesinler diye beni biraz sonra yazdırmış. Işıklarda olsun. Buldan'da doğdum. Buldan Cumhuriyet İlkokulu'nu, işte ortaokulunu okuduk. O zamanlar ilçelerde lise yoktu. Ben şimdi kendi çocuğumu göndermem de 14 yaşında bizi Denizli'ye hadi oğlum liseyi oku diye gönderdiler. Kendi başımıza. Belki de bizim biraz daha güçlü karakter olmamızın nedenleri oralarda yatabilir. Çok doğru. Düşün ki 14 yaşında ben kendi çocuğumu şimdi başka bir şehre okumaya tek başına göndermem. Hani birkaç arkadaş ev tuttuk, liseyi okumaya çalıştık. İşte ondan sonra... Çok özür dilerim başkanım. Siz okula göndermezsiniz. Ben şu durumda bakkala göndermeye korkuyorum. Ya. Biraz daha böyle açarsak konuyu. Evet. Buyurun. Belki o yıllar daha farklıydı. Daha ortam güvenliydi filan diyelim. Sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı 4 yıl orayı okudum. Kula Lisesi'ne öğretmen olarak atandım. Öğretmenliği çok seviyordum. Sonra İzmir'e geldim. Bir süre İzmir'de öğretmenlik yaparken 12 Eylül oldu. Oradan sizin memlekete gittik, Ödemiş'e. Ben de bugün öğrendim. Bir süre sonra Torbalı'ya geldim. İşte biraz sıkıntılı günlerdi 12 Eylül sonrası bizim için. Her kötülükte bir de iyilik vardır gibi tam o lafı şimdi bulamadım. O sıkıntılar bizi hukuk fakültesine yönlendirdi. İşte avukat olduk. Serbest avukat olarak çalışmaya başladık İzmir'de. İşte bizim güçlü bir gelenekten geliyoruz. Töpler geleneğinden. Evet. Baro'da da hemen işte baro siyasetinde böyle aktif olduk filan. İlerici Avukatlar Derneği o yılların eseridir. Sonra işte İzmir'de belirli bir yere geldikten sonra kendimizi biraz daha topluma yararlı olmaya verdik. Öyle ya. İşte ömürler geçip gidiyor. İbrahim Kaynar, çok sevdiğim arkadaşım, bu sabah veda etti hayata. Bu süre içinde topluma, insanlara, insanlığa yararlı bir şeyler yapabilirsen ne mutlu. Benim kısaca yaşam özetim bu. Başkanım, zaten en önemlisini en sona sakladım. İnşallah onu da zaman ayırarak şey yapabiliriz. Benim için en önemlisi bu görevlerinizin içinde
Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ydi. Evet, evet. Bunu da sizinle son görüşmemizde öğrenmiştim. Evet. Çünkü bir kooperatif düşünün ve binalar değil de gönüller yapmaya yapmak üzere yola çıkmış. Evet. Bu anlamda çok etkilendim bir eğitim kooperatifinden. Bunu da ilerleyen dakikalarda görüşeceğiz. İnşallah. Ama az önce de söylediğiniz gibi zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Yani evet. Hiçbir güçlü insanın böyle on numara bir hayatı olmamıştır yani. İlla ki o tezgahtan geçmiş. Dişimizle tırnağımızla. İşkence tezgahından geçmiş bir yerlere gelmiştir. Ben de size baktığımda onu görüyorum. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır diyorum. Peki şey derler hani bir de doğduğun yere değil de doyduğun yere bak derler evet. Sayın Başkanım ama siz doğduğu yeri unutamayanlardansınız. Yani evet. İzmir Barosu'nda göreve başladınız. Burada ilk öğretmenliğinizi yine İzmir içerisinde yapmışsınız. Ama siz Buldan'ı unutmamışsınız. Evet. Şöyle kısaca bir bizi kelimelerle Buldan'a götürebilir misiniz? Evet. Buldan Denizli'nin çok şirin bir ilçesi. İnsanlar üretim içindeler. Dokumacılık, tekstil deniyor şimdi ya, o zaman dokumacılık denirdi. Üretirler insanlarımız ve Buldan eskiden beri şehirdir. Yani Denizli'nin diğer ilçelerini alınmasınlar. Büyük birer köy gibidirler, hepsini bilirim, hepsine gittim. Buldan başından beri şehirdir, neden biliyor musunuz? Orada bir üretim vardır. Ticaret. Tekstil üretimi vardır. Onun ticareti vardır. İzmir'deki, İstanbul'daki zengin iş adamlarımız ki İzmir'de de çoktur sağ olsunlar bizi birazdan konuşacağız. Dernek anladım. Öğrencilerimizi burs vermede bizi finanse eden çok sağ olsunlar. Bunlar tekstille uğraşırlar burada. Ticaretle uğraşırlar burada. Buldan doğal güzellikleri olan ve narenciye dışında her şey yetişen bir yerdir. İlk ülkede üzüm Buldan'ın Yenicesi'nde çıkar. En sonda Buldan'ın Kepsel Bağları'nda çıkar. 6 ay üzüm yetişir. Ve ilk üzüm Avrupa'ya Buldan Yenice kentten gider. Ayrıca Tripolis diye bir şeyimiz var. Eski antik bir kent. Orada da kazı çalışmaları sürüyor. Henüz tam olarak şeye açılmış değil ama ileride herhalde kazılar bittiğinde o da açılacak. Benim çok sevdiğim bir şehir. Bir de insanın doğup büyüdüğü topraklara karşı bir borcu olmalı. Evet. Tamam ben orada doğmuşum ama ben diyemem. Evet. Yani oraya karşı bir borcum varsa beni yetiştiren topraklara, beni yetiştiren iklime, insanlara onlara borcumu ödemek isterim. Adli tatili bile orada geçirdiniz. Başka... Adli tatili orada geçirdim. Her sene aşağı yukarı 2 ay, 2,5 ay oraya giderim. Yaşımız gereği biraz abi olduk herhalde. İşte Buldanların abisiyimdir. Buldan'da başı ağrıyan başkanı değil, Mehmet abisini arar. Maşallah ne kadar güzel. Onların Mehmet abisiyimdir. Bu işte ne Facebook'ta ne başka şeylerde görülmez. Diyelim ki gelmiş İzmir'e zabıta var o getirdiği malları el koymuş. Mehmet abisi aranır. Evet. Onu bir şekilde benim öğrencisi İzmir'e gelmiş okumaya. Yurt problemi vardır. Bak daha komiğini anlatacağım. Biraz şey olsun. Bir gün bir telefon geldi. Mehmet abi dedi Ege Üniversitesi'nde bir hastamız var. Yatak yok mu? Yok yok yatırdık dedi. Doktor mu? Yok yok doktor da var. Ben ne yapacağım dedim. Ya bir gitseniz de bir geçmiş olsun deyiverseniz daha kadar gelecek. Yahu benim işim var, gücüm var işte saydınız.
bir yığın işler, sosyal işlerim var, faal avukatlık yapıyorum. Neyse orada bir hemşire kızımız vardı, onu aradım, dedim ki ya bir filanca yere git de bir onlara de ki başkanım gönderdi, işte bir emriniz varsa ben yerine getireceğim. Yok yok demişler, hiçbir şey yok, biz gayet şey, başkanımıza çok... Yani böyle de komik işler oluyor. Evet. Bunu neden anlattım? Hani ben onların her işini koşan biriyim. Ne kadar güzel. Peki Buldanlar Derneği'ni anlatayım. Evet, onunla ilgili yani derneğin faaliyetleriyle ilgili. Şimdi şöyle, ben yıllar önce geldiler. Ben artık İzmir'de ünlü bir avukatım. Seni başkan yapmak istiyoruz sizi. Yahu dedim, biliyorsunuz benim de hani siyasi bir yönüm de var dedim. Nasıl olacak dedim yani. Yok dediler, biz sizin o iki şapkayı karıştırmayacağınıza eminiz dediler. Evet, ne kadar güzel. Ben derneğimde her türden görüşe karşı eşit mesafedeyimdir. O derneğin kapısından içeri girdim mi, o şapkamı giydim mi, evet. Bütün buldanlı hemşerilerime hangi görüşten olursan ol, eşit mesafedeyim. Evet. Bir şeyimiz var, bir gün seni beklerim. Yeşil Yurda girişte, o halı sahanın arkasında, Adana bir onun sırasında, evet, bir lokalimiz var. Restoran. Denizliler alınmasınlar. 2-3 tane Denizli Derneği var burada. Onların böyle bir lokali yok. Denizli'nin ilçelerinden hiçbirinin ilçe derneği yok. Buldanlılar olmakla gurur duymayayım mı? Şimdi en önemli işlerimizden bir tanesi, geçen sene, bu sene tam sayı saptanmadı, geçen seneye göre söyleyeyim, 33 öğrenciye burs verdik karşılıksız. Anne ya da babadan biri Buldanlı olacak, 4 yıllık bir okulu, yüksek okulu kazanmış olacak ve durumu da burs almaya uygun olacak. Bu tür öğrencilerimize karşılıksız burs veriyoruz. Bizim derneğin en önemli çalışması budur. Bunun üzerine yoğunlaştık. Ayrıca o dernek lokalimizde ayda bir hemşehrilerimiz toplanır. Pandemi sürecinde bunu erteledik, vazgeçtik ama yıllardır devam eden bir gelenek. Her ayın ilk salısı, çağrısız deriz ama ben gene çağrı yaparım. Evet. Toplanıyoruz arkadaşlar diye. İşte otururuz, öyle başlar sohbetler. Buldan'dan ne olmuş, ne bitmiş, son kimler geldi, ne haberler var. Oturur konuşuruz, akşam yemeği yeriz. Buldan türküleri söyleriz. Öyle bir geleneksel ritüelimiz var. SMS servisimiz var. WhatsApp grubumuz var. Face grubu 1500. Kaç üyeniz var? Vallahi şöyle, 400 civarında üye sayıyoruz ama bileşenleriyle birlikte. Şey değil. Buldanlı ise doğal üyedir zaten. Oraya yani dernekte kayıtlı olması gerekiyor. Kaydolmuş, olmamış, evet, efendim şey vermiş, vermemiş, aidattır, şudur. Hiç onlar önemli değil. Buldanlı olması bizim için yeterli, başımızın tacı. Peki Buldan'la ilgili son bir şey daha sormak istiyorum. Onun sonrasında diğer konularıma geçeceğim. Sizin bir de unutulmaya yüz tutan deyimlerle ilgili bir Buldan Ağzı kitabınız var. Ha, evet. Bu konuda bunu araştırınca buldum. Onu söylemeyi neredeyse unutuyordum. Buldan Ağzı kitabınızdan böyle verebileceğiniz enteresan örnekler var mı? Buldan'a has, Buldan'a özel burada. Vallahi şu anda aklıma gelen örneğin hotluk, hiç duydun mu? Ölemiştin. Hotluk nedir? Hiçbir yerde bu yoktur. Sadece Buldan'da söylenen bir söздür. Leblebi. Ha. Şimdi bu tür Buldan'a özgü sözler unutulmaya yüz tutmuştu. Televizyonların, daha önce radyonun etkisiyle herkes günlük konuşmalara adapte oldu. Doğrusu da o aslında, ama
Öbür taraftan bizim kendimize has sözcüklerimizin, atasözlerimizin, deyimlerimizin unutulmasına da gönlüm razı olmadı. Keşke kitabı getirseydim, şuradan gösterirdim. Neyse, yine arada aklınıza gelirse paylaşırsınız. Neyse, ben oturdum. Tabii yardım da aldım. Bunları onun yanında geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz, işte kız isteme nedir, nişan nasıl olur, eski düğünler nasıl olurdu, bunları da yazdım. Buldan Ağzı diye kitabı kendi finansımla çıkardım ve buldan da parasız dağıttım. Ne kadar güzel. Benim mutluluk duyduğum işlerimden biri budur. Ben inanıyorum ki yıllar sonra işte yine sizin Buldan Ağası, bizim Ödemiş Ağası veya başka bir yerin başka bir ağası. Ben yıllar sonra bu tarz filmlerin büyük bir kitle tarafından beğeniyle izleneceğini ve bu anlamda danışmanlık olarak o kitabın yönetmenlere, senaristlere ışık tutacağını düşünüyorum. Çünkü giderek unutulmaya yüz tutan bir kültür var. Evet. Dil de kültürdür bu Tabii. anlamda. Şive de, ağız da bir kültürdür. Bu anlamda geleceği ışık tutan bir çalışma imza atmışsınız. Tebrik ediyorum. Evet. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde son il kongresinde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Disiplin Kurulu üyesi olarak seçildiniz ve bunun arkasında kurul üyeleri tarafından da İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak göreve getirildiniz. Kurul olarak toplandınız, toplantılarınızı yaptınız. Ben şunu merak ediyorum, kurul olarak hem üyelerden hem de yöneticilerden beklentileriniz nelerdir? Daha iyi görev yapmak adına, yani görevinizi daha iyi anlamda devam ettirebilmek, sürdürebilmek adına. Çok güzel. Şimdi ben önce beni oraya seçen, layık gören il delegelerimizin hepsine çok çok teşekkür ederim. Sonra 9 arkadaşım, 8 arkadaşım benim dışımda beni başkanlığa layık gördüler. İyi bir hukukçu olduğumu düşünerek onlara da çok teşekkür ediyorum. Buradan hepsine selam gönderiyorum. İşimiz zor. Evet. Çünkü yerelde iktidarız. Varlığı paylaşmak zordur. Yokluğu paylaşmak kolaydır. Evet. Bir şey varsa onu paylaşmak çok zordur. O nedenle İzmir'de hiç arzu etmediğimiz şeyler oluyor. Bu tabii biraz siyasi mücadele için söyleyeceklerim ayrı. Önce şeyi söyleyeyim. Sosyal medyayı kullanırken çok fitursuz davranıyor arkadaşlar. Bir de eleştiriyle hakaretin farkını bir türlü ayırt edemiyorlar. Çok doğru, ben de katılıyorum. Eleştiri sonuna kadar. En sert eleştiri, evet. Siyasiler, baştakiler özellikle, bir yere bir şey olmuşlar. İşte başkan, yönetim kurulu, belediye başkanı, şu bu. Bunlar eleştirilere dayanmak, katlanmak zorundalar. Ama eleştirilere. Fakat kardeşim, fırıldak, fırıldak eleştiri mi? Değil. Dansöz. Sen yani. Birinin, evet, senin fırıldak diyeceğin bir yanlışı varsa somut olarak o yanlışı söyleyeceksin. Sen şöyle yaptın, şöyle yaptın, bu yanlış diyeceksin. Ama evet, hiç bunları söylemeden sen fırıldaksın dersen, ben demeyeyim, biz evet, sana ceza veririz. Evet. Yani bu olmaz. Evet. Eleştiriyle hakareti ayırt etmeler lazım. Maalesef gece vakti şeyin başına geçiyorlar. Fütursuzca yazıp çiziyorlar. Tabii iyi değil, hoş değil. Bir de benim bunu söylemem gerekir mi bilmiyorum. Evet, söylemeliyim. Şimdi siyasi hesaplaşmalar oluyor. Evet. Olacak tabii. Tabii. Sandıkta yeneceksin rakibini. Sandıkta yenemediğin rakibini
disiplin eliyle terbiye etmeye çalışmayacaksın. Çok güzel. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi bunun ötesinde bizim çalışma prensibimiz nedir? Ben bütün arkadaşlar adına konuşmayayım. Kendi adıma iki şeye bakarım. Bir, bize gönderilen dosyanın içinde ne var? Somut olarak. Somut, evet, evet. Somut olarak ne var? Bir şey yoksa bana sağdan soldan gelenlerle ya işte o falanca yerde şunu da söylemiş, filanca yerde böyle de söylemiş. Dosyada ne varsa ona göre. Evet. Bir. Yönlendirme var orada. İkincisi evet. Vicdani kanaat. Evet. Bu da çok önemli. Ben demeyeyim, biz disiplin kurulu bir ceza verdiğinde ceza alan ya ben evet bu kadarını hak ettim demeli. Demedi. Öbürü de şikayet eden de ha tamam bu ceza İstediğimi ona yeter aldım. Demeli. Evet. Bu dengeyi tutturabiliyorsak mesele yok. Evet. Ama başka şeylerle karar veriyorsak o iyi değil ama yani evet. Bizim disiplin kurulundaki bütün arkadaşlarımı seviyorum. Buradan selam gönderiyorum hepsine. Bu benim dediğim şekilde hepsiyle bu şekilde anlaşıyoruz. Evet. Dosyaya göre, vicdani kanaatimize göre. Başkanım söyledikleriniz gerçekten sizin disiplin kurulunuzun çalışmasındaki rahatlık ve o kurulun işlemesinden ziyade bir siyasi partinin geleceğinin ya da geleceğe yönelik hamlelerinin doğru bir zeminde ilerleyebilmesi için çok gerekli şeyler. Yani iki şeyden bahsettiniz. Birincisi sosyal medya üzerinden hakaret ve eleştirinin ayrılması gerektiğini. Evet. Ben ona şunu da ekleyebilirim. Eleştiri altı dolu ve somut olaylarla. Tabii yani ki. İşte adam şöyle yapıyormuş yapmış diye. Eğer varsa elimizde net bilgi bu anlamda bunu eleştirebiliriz. Hakaret anlamında ben de karşıyım. Ben bugüne kadar, bakın biz hep eleştiriyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığına hakaretten şu kadar dava dosyası var falandı, fişmandı bilmem neydi ama ben kendim bildim bileli Cumhurbaşkanı'na oy vermedim ama Cumhurbaşkanı'na da hakaret etmedim. Tabii yani ki. Bu anlamda ben bu hakaretleri doğru bulmuyorum. Helesine sosyal medyadan. Bu bir siyaset şekli değildir. Siyaset yapma şekli değildir. Eleştirebiliriz ama hakaret etmemeliyiz. İkinci bir şey daha söylediniz. O da çok güzeldi. Ondan daha çok etkilendim açıkçası. Bu o disiplin kurulunun başında olan bir kişinin bu görüşte olmasının bu kurul için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani siyaseten yenemediğiniz bir insanı disiplin sopasıyla yenmeye çalışmamak. İşte bu evet. Çok güzeldi. Bu yüzden ben size çok teşekkür ediyorum. Bu bakış açısı çok önemli. Ben disiplin kuruluna hemen geçmek istiyorum. Küçük bir soruyla. Son buyurun. Bir cümle buyurun. Edeyim bu konuda. Şey olmasın yani boş yere insan kaybetmeyelim. Evet. Bir. İkincisi bu daha da önemli. Partinin içinde böyle kavgacı, dövüşçü, hakaretçi insanlar da olmasın. Parti doğru. Sakin bir şekilde işine baksın. Evet, evet doğru söylüyorsun. Bunu söylüyorum. Peki son il gençlik kolu kongresinde tatsız olaylar yaşandı. Bu konuda kurulunuza bir dosya geldi mi, inceleme şansınız oldu mu? Eğer uygun ise bununla ilgili birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Yoksa hani özel bir durum varsa bu konuyu geçelim. Şöyle söylerim, şu anda bize intikal etmiş bir dosya yok. Benim öğrendiklerim de basından öğrendiğim kadarıyla işte televizyonda, basında neler okuduksa bu kadar. Henüz dosya gelmedi. Gelince bakarız ama dediğim gibi bizim bakacağımız şey dosyanın içinde ne var? Vicdani kanaatımız ne diyor? Buna bakarız. Geldiğinde bu koşullarda bir karar vereceğimiz açıktır. Tamam. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım siz başta da söylediğiniz gibi İlerici Avukatlar Derneği başkanısınız aynı zamanda. Ve Ekim ayında olması muhtemel bir genel kurulu var İzmir Barosu'nun. Evet. Olması muhtemel diyorum çünkü pandemi şartlarında her an her şey tabii olabilir. Ki, tabii ki. Bu anlamda erteleme yaşanabilir, yaşanmayabilir. Eğer böyle bir aksilik yaşanmaz ise Ekim ayında İzmir Barosu Genel Kurulu'na gidiyor. Bu anlamda İlerici Avukatlar Derneği olarak dernek üyesi avukatlarla bir müzakereniz oldu mu?
bir adayı destekleme yönünde bir karar aldınız mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz İzmir Barosu seçimleriyle ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim İlerici Avukatlar Grubu bir süredir bir düşünce kulübü şeklinde çalışıyor. Baro'daki aktif siyasetten bir süredir uzaklaşmış durumdayız. Ama bu baro siyasetini tamamen boşladığımız anlamına gelmiyor. İşte bizim yıllardır eskiden beri seçimlere katılmadığımız zamanlardaki kararlarımız her zaman otururuz, müzakere ederiz ama bağlayıcı bir karar almayız. Bu pandemi nedeniyle her sene Eylül başında bizim arkadaşlar bir araya geliriz, bir yemek yeriz, hem işte şeyi konuşuruz, hem de seçim varsa seçimi konuşuruz, durumları müzakere ederiz ama bağlayıcı bir karar almayız. O arada bunu söyleyeyim mi acaba Çağdaş Grubun yönetimindeki arkadaşınız mı? Evet, bizim Affan Topel ilerici avukattır. Bizim bilgimiz dahilinde Çağdaş Grubu yönetiminde. Çağdaş Grubun yönetiminde yer aldı. Çok çalışkan, çok başarılı bir arkadaşımızdır. Hatta İlerici Avukatlar Grubu'nun çok nitelikli arkadaşlar vardır. Bizim az sayıda kaldık ama her biri baro başkanı adayı olacak durumda arkadaşlarımızdır. Çok niteliklidirler. Buradan hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bir selam da bu onu unuttum sonra mı şimdi söyleyeyim. Bu dört karpuz bir koltuğa nasıl evet. sığar diyorsunuz ya. Evet. İyi çalışma arkadaşlar, iyi yardımcılar bulursanız olur. Mesela Buldanlar Derneği'ni ben yönetirim ama şöyle Aslan Eklioğlu diye bir yardımcım vardır. Lokali yönetir, efendim şeyi burs işini yönetir, şu konuda yardım. Yani büyük oranda yardımcıdır. O zaman Buldanlar Derneği'ni yönetmek kolay olur tabii. Evet. Ekip işidir bu. Ekip işidir. Şeyde de öyle. İlerici avukat. İlerici avukatlarda da öyle. Hatta onu da söylemeyi unuttum. Geleceğiz ona. Kooperatifte evet. de orada da çok yakın çalışma arkadaşlarım var. Çok nitelikli arkadaşlar. Onlar olmasa bu işler yürümez. Evet. Benim tek başıma mümkün mü? Doğru. Hiçbir şey yapamazsın. O tür insanları bulup da onlarla çalışırsanız mesele büyük oranda çözülmüş oluyor. Şimdi gelelim baro seçimlerine. Baro seçimlerine. İhtisası rey olmasın ama biraz Çağdaş Grup bize daha yakın mı geliyor? Herhalde öyle ama bağlayıcı kararımız yoktur. Yok. Arkadaşlarımızın her biri özgürdür. Diledikleri yere oy verirler. Ve bu bizde bir rahatsızlık yaratmaz. Anladım. Şimdi biraz ilerici avukatların mesela şu kotayı ben anlatayım size. Anlatmayayım. Anlatın, anlatın. Zaten onu anlatın. Orada zaten şöyle bir sorum olacaktı. Şunun devamını da anlatalım o zaman. Hı. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında etkili olması düşünülen, orada başarıya ulaşılabileceği düşünülen bir yasa değişikliği yaşadık. Evet. Adına çoklu baro da dendi. Evet. Baro ve meslek örgütü evet. seçimlerine yönelik bir yasa değişikliği yaşadık. Ben bunun İzmir ayağında başarılı olup olmayacağı konusundaki fikrinizi merak ediyorum. Bunun devamında program öncesi duyduğum o çok önemli bilgiyi de alabiliriz. Yani bu da aslında amaçlanan şeyin evet. ve birçoğunun gözden kaçırdığı olayı ben az önce sizden öğrendim. Mesela evet. isterim ki televizyonda bizleri izleyenler de bunu Tabii öğrensinler. Ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çoklu baro... başka yeni tedbirler getirilmediği takdirde diye neden böyle söylüyorum?
bu olmadı peşini bırakmayacaklardır. Anladım. Yeni bazı şeyler getireceklerdir. Onların neler olabileceğini de belki söylerim. Aradan onca zaman geçti. Yani koşullar aynı kalmak kaydıyla İzmir'de asla bu sayıyı bulamazlar. Asla bulamazlar. Ankara'da bulamadılar 50 bin avukatla. İzmir'de yani 10 bin avukatla bulabilirler mi? Mümkün mü? 50 binden fazla galiba İstanbul'da. Sayıyı bilmiyorum. Ha, ama neyse. İzmir'den fazla oldu kesin. Tabii tabii. Evet. Yani en az yani 5-6 katıdır. İzmir'de 10 bin civarında, 12 bin civarında faal avukat var. Bulabileceklerini asla tahmin etmiyorum ama başka şeyler olabilir. Ne olabilir mesela? Yeni baroya kaydolanlara bir takım dolaylı imkanlar olabilir. Akıllarına getirmeyeyim, söylemeyeyim. Bu peki, arada evet, gözden kaçan bir şey oldu. Evet, orayı merak ediyorum. Yani herkes maymuna bak derken, herkes çoklu baroyu tartışırken Barolar Birliği'ne gönderdiği delege sayısında oynandı. Evet. Yani eskiden diyelim ki İzmir Barosu 50 tane delege gönderirken şimdi 20 tane gönderecek. Ama Bayburt Barosu aynı sayıyı gönderecek. Evet. Ne oldu? Adaletsiz bir delege yapısı ortaya çıktı. Evet. Bu pek tartışılmadı, gözden kaçtı. Herkes şeye yoğunlaştı. Çünkü bana da enteresan geldi. Çünkü böylesi tartışmalı bir yasa değişikliğine bakıyoruz. Hiçbir yaprak kıpırdamıyor bu anlamda. Yani bu kadar tantana bunun için miydi? Bir ama de öbürüsü işte, için işte. Öbür boyutuna baktığımızda evet, gerçekten ben de etkilenmiştim ondan. Peki başkanım, bu konuyu da şu soruyla bitirmek istiyorum. Sizce iyi bir baro yönetiminin olmazsa olmazı ne olmalıdır? Baro yönetimlerinde eksik bulduğunuz hususlar nelerdir? Çünkü siz de bir ara baro başkanlığı aday oldum, evet. Söz konusu oldu. Şimdi bizim, benim de baro başkanlığına aday olduğum zamanda iddiamız, bir projemiz vardı. Avukat sayısı sınırlandırılsın. Evet. Nasıl diyelim ki ben ya da siz bir araç alıp trafiğe ben dolmuşçuluk yapacağım diyebilir misiniz? Evet, diyemezsiniz. Hadi ben de hukuk mezunuyum, şurada bir noter açayım diyebilir misiniz? Açamazsınız. Bunun sayısı sınırlıdır. Avukatlıkta da kota getirilmeli diyorduk. Hala diyoruz. Sayı sınırlı olmalı, belirli olmalı. Ne kadar avukat sayısı azaldı o kadar eklenmeli ya da nüfus arttıkça o oranda artmalı. Bunun çözümünün en önemli çözümü buydu. Efendim şey getirilsin diyorlar, sınav getirilsin. Ne olacak sınav getirilse? Soruyu şöyle sorarsın, 100 kişi kazanır. Böyle sorarsın 500 kişi kazanır, böyle sorarsın 50 kişi kazanır. Değil mi? Doğru. Ha, ama sayıyı sınırlandırırsan o miktarda almak için sınav yaparsın. Dersin ki ben sıralama yapacağım. 50 eksiğimiz var. Baştan 50 kişiyi alacağım. Sınav o zaman oturur yerine. Öbür türlü yapılan sınav havayadır. Bunun sonucu ne oluyor? Kontrolsüz bir şekilde özeliydi, devletiydi. Mezun veriliyor. Bir yığın mezun veriyor. Bir yığın yeni hukuk fakülteleri açılıyor. Nitelikli, niteliksiz. Bunun sonucu olarak avukat sayısında çok büyük bir patlama oluyor. Ve ehliyetsiz ellerde oluyor. Sizin hayatınız bir avukatın elinde oluyor bazen. Evet. Onun yanlış bir savunması sizin 10 yıl daha fazla hapiste yatmanıza neden olabiliyor. Evet. Ya da bir unutması, dilekçeyi vermeyi unutması zararını. Evet. Şeye gitmeyi unutuyor. Ne o? Temize gitmeyi unutuyor. Ya da en kötüsü yanlış savunma yapıyor. Şimdi iki kişi olursa çeteye girmez, üç kişi olursa ceza artar.
genç avukat arkadaşımız, ya bir kişi daha vardı, bir kişi daha vardı diyor. Ağır Ceza Reisi, emin misin avukatım mı diyor, var mıydı diyor. Şimdi evet, onu şey yapmaya çalışıyor. Evet. O hala bir kişi daha vardı. Ya bir kişi daha bulsanız ceza artacak. Evet. Neyse işte böyle, ya bu kadar, bu kadar, evet bu kadar. Şimdi onun için avukat sayısını sınırlandırmak gerekir. Kota uygulamak gerekir. Bu haksız rekabeti de önlüyor. Haksız rekabeti yapan avukata kızmıyorum. Onun bir şekilde yaşaması gerekir. Büro kirasını vermesi gerekir. Yaşama tutunması lazım. Evet. Benim 5000 liraya almadığım davayı 2000 liraya alıyorsa, 1000 liraya alıyorsa ona kızamam. Yaşam yani. Savaşı veriyor. Kızamam, evet. Ben sisteme kızarım. Evet. Bu hale getiren sisteme sisteme yöneltirme eleştirimi. O avukat arkadaşımın suçu yok. O yaşayacak. Peki barolar ne yapabilir bu konuda? Barolar işte bunun mücadelesini yapacak. Evet. Ben şimdi hiçbir baronun şeyinde gündeminde böyle bir sorun olduğunu görmüyorum. Evet. Barolar büyük oranda siyasetle uğraşıyorlar. Evet, yaşam bir siyasettir. Baro siyaseti de vardır. Ancak meslek sorunları, mesleki öncelikli sorunlar olmalı. Tabii ki her şeyin önünde gelecek. Meslekle ilgili çalışmalar her şeyin önünde gelecek. İlerici Avukatlar grubunun, derneğinin, bizim derneğimiz var, grubumuz var. En büyük idealleri işte avukatların mesleki sorunlarının öne geçmesi, baronun bir siyasete atlama taşı, atlama nesi diyelim? Evet, sıçrama tahtası. Sıçrama evet. Tahtası çok yaşayan olması. Önüne geçilmesi lazım. Kötü örnekler var, isim zikretmeyeyim. Evet. Bu başkanda ben öyle bir şey göremedim. Yani mevcut başkanda ama evet. Çok enerjik siyasi söylemlerle devam ediyor kendisi. Hani ben Allah var hani öyle siyasete sıçrayacak bir durum hissetmedim, görmedim. Ama siyasete çok girmesi, özellikle Cumhurbaşkanlığıyla yaşadığı diyaloglar falan bu anlamda da bir şeysi var, izlediği bir yol var. Evet. Ben bir arkadaşımızın orada olduğu için demiyorum. Affan kardeşimi çok seviyorum tabii ki, selam olsun. Bütünüyle Çağdaş Grubun iyi bir sınav verdiğini, başarılı bir yönetim yaptığını, çalışma yaptığını düşünüyorum. Kişisel olarak bunu İlerici Avukatlar Grubu adına söylemiyorum. Ben sonucu çok merak ediyorum açıkçası. Sonuç çok at başı gideceğini sanıyorum. Yani duyumlarımız da o yönde. Şimdi şöyle hemen şeyle devam edelim istiyorum. Bu kooperatifle evet. Ve sonuna da geliyoruz programın. Bu benim önemsediğim bir konu. İzmir Çağdaş Eğitim Kooperatifi. Bu kooperatifin kurucu başkanısınız evet. Aynı zamanda. Fakat bu kooperatif şu anda zannediyorum kuruluş aşamasındaki o amacına henüz tam manasıyla ulaşmış değil. Önce kuruluş amacındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Sonrasında devamında neler bekliyoruz kooperatif evet. Olarak bunları konuşmak istiyorum. Şuradan başlayayım. Ben kendimi ilerici bir kişi olarak tanımlarım. Aydınlanmacı, ilerici. Sol düşünce, bizim gibiler, başta ben, yıllardır çene çalmışız. Laf üretmişiz. Ondan sonra eğitim söz konusu olduğunda, eğitim şöyle olmalı, böyle olmalı. Bunu kim yapacak? Devlet. İktidar. İktidar ne? Bunu yapmaz. Boşuna konuşuyorsun. Efendim işte bu cemaatler, yurt yapıyorlar, okul yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Senin elini tutan mı var? Sen niye yapmıyorsun? Alkışlayacağım başkanım şimdi size. Vallahi gerçekten alkışlayacağım. Çünkü önce kendinizi eleştirdiniz. Bir tabii, öz eleştiri yaptınız. Ben yıllarca... İşte böyle olursak başarabiliriz. Önce kendimizi bir sorgulamamız lazım. Biz neyi yapmadık? Ne konuda eksiyiz? Başkaları neler yaptı? Nasıl yaptı? Biz neden yerimizde olduk? Evet.
Buyurun. Şimdi ben daha önce Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şube Başkanlığı yaptım. Başka var mı başkanım? Var da onları boş verin artık. Bunu şunun için söyledim. Orada işte bu sene ne yapalım diye konuşuyoruz sene başında. Sempozyum yapalım, konferans yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bir yönetim kurulundan bir arkadaşımız dedi ki, ya başkanım bunları yıllardır yapıyoruz. Yapıyoruz da sonuç ne? Evet. Tam da dedim benim düşündüğüm gibi. Ne yapalım? Somut dedi bir şeyler yapalım. Çok güzel. Somut bir şeyler yapmak lazım. Ben hep diyordum ya, biri bir şeyler yapsa da ben de destek olsam, ha, omuz versem. Evet. Benim biraz kulağıma çalınmıştı. Ya dedim şu Bursa'daki bir Bursa Eğitim Kooperatifini bir araştırın dedim. O kısımlarını kısa geçeyim. Çok uzun hikaye. Bursa'ya gittik. Gördük. 3 tane anaokul. Efendim ilkokul, ortaokul, 2 tane lise, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi. Yurtlar. Buralarda öğrencilerin bir kısmı paralı, bir kısmı parasız. Fakir ve akıllı çocuklar orada parasız okuyorlar. Yapmış, kurmuşlar. Gözlerim yaşardı. Sonra başkan döndü. Buğra Bey'e buradan selam olsun. Biz dedi, görece dedi, daha gerici bir yerde bunu başardık dedi. Bursa gibi bir yerde. Siz dedi, İzmir gibi yerde dedi. Çok utandım. Kızardım. Başkanım dedim, yapacağız. Yapacağız. Yolda kurduk biz kooperatifi. Dönüş yolunda şeyi kurduk. Buğra Bey dediğiniz? Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifinin başkanı. Evet. Briefing veriyor bize. Anlatıyor işte, biz diyor 25 yıl önce, 26 yıl önce şunu yaptık, bunu yaptık. Mesela en büyük özelliği kooperatif diye bir şey yok zaten. Yapı kooperatifi var. Evet. Efendim, taşıma kooperatifi var. Kalkınma kooperatifi var. Üretim kooperatifi. Nereden aklınıza geldi? Ve 25 sene önce ben baktım. De çok etkilendim yani. Evet. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey çok yardımcı olmuş. Buradan ona da selam olsun. Az bir oyla kaybetti. Neyse, gelemedik. Vaktimiz var değil mi? Yok. 5 dakikamız kaldı. Zaten son konumuz. Tamam. Evet. Şimdi bir kooperatif kurduk 2018'de. Bu kooperatifimizin amacı çağdaş, nitelikli, dünyaya olumlu bakan. Şimdi Bursa'da lise müdürü, o da bize bir briefing verdi. Dedi ki, aileler bize çocuklarını getirir. Doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun der. Biz onu yapmaya çalışırız. Ancak biz çocuğun kendisiyle barışık, ülkesini seven, insanları seven, çevreyi seven, efendim işte bu tür insan da olmasını isteriz. Buna gayret ederiz. Evet. Demek ki yani eğitimin amacı sadece insanları doktor yapmak, avukat yapmak, mühendis yapmak, evet, değil. İyi bir insan yapmak, nitelikli bir insan yapmak, çağdaş, ileri görüşlü bir insan yapmak. İnsanları seven, ülkesini seven, yurdunu seven bir insan yapmak. Böyle bir şey yetiştirmek. İşte biz bu amaçla yola çıktık. Baca ne zaman tutacak başkanım? Şimdi tabii bunun yürümesi biraz yerel yönetimlerin bize sahip çıkması. Görüşmeniz oldu mu yani? Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Erken gitmişiz biz ona. Çok acele etmişiz. Evet. Seçildiğinin hemen 15. gününde tekrar gideceğiz. Ama onun başkanım, sözünüzü kestim. Siz 5 kere gidin.
Yani değil ilerici mi? Avukatlar olarak gidin. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani çağdaş eğitim kooperatif evet. olarak gidin. Sizin birkaç defa gitmenizde evet. bir mahsur yok. Evet. Şimdi kooperatifimizin amacı böyle çağdaş, ileri görüşlü, günü yakalayan öğrenciler yetiştirmek. Şeylerin yaptığını, cemaatlerin yaptığını biz de ilerici, devrimci, Atatürkçü, laik insanlar olarak biz de bu cenahta yapmak. Bunu yaparken tabii ki en büyük özellik şu. Kooperatiflerde biliyorsunuz hakkı huzur vardır, maaş vardır, bilmem evet, ne vardır. Gönüllülük esası. Yönetim kurulu hiçbir ad altında hiçbir para almayacak. Örneğin biz Bursa'ya ortak toplantıya gittiğimizde kooperatifin parasını asla ellemeyiz. Evet. Kendi cebimizden paralarını, otel parası, yemek parası bilmem ne kendi cebimizden veririz. Eskiden şeyler vardı biliyorsunuz. Parasız yatılar vardı. Evet. Onlar kalktı. Cemaatlerin şeyine gitti çocuklar. Evet. Halbuki böyle bir seçenekleri olsa çocuklarımızı çağdaş bir eğitime kavuşturmak, parası olmayanı da annesi yok, babası yok, eğitimden uzak. Bunları da parasız eğitime kavuşturmak bizim kooperatif olarak amacımız. Ben de şahsen o kooperatif için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Herkesin yani, şeyine söyleyeyim. Bir dakika. Buyurun. Şöyle, parası olan parasını, evet. Düşüncesi olan düşüncesini, projesi olan projesini, emeği olan emeğini, şeyi olan da elinde mikrofonu olan da evet. mikrofonunu kullanarak bize yardımcı olacak. İnşallah. Yani bu konuda da yine iletişim halinde olalım. Ben o kooperatifin o bacasının bir an önce tutması için elinden gelen her şeyi yaparım. Çünkü gerçekten fevkalade bir kooperatif. Ve süt kooperatifinden de daha önemli. Çünkü yarının belki veterinerleri, yarının ziraat mühendisleri, çünkü belki yarının yol mühendisleri, yarının hakimleri, savcıları o kooperatif sayesinde büyüyecek. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum güzel anlatımlarınız için. Yine başka bir programda inşallah daha özele inerek daha geniş bir şekilde konuşur. Bugün 3-4 konuyu birlikte az az girdik. Isınma turu olsun bu. Olsun. Daha sonrasında inşallah tekrar birlikte oluruz. Son olarak söylemek istediğinizi alalım. Programı kapatalım ben Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen sevgili seyircilerime biliyorum beni izliyorsunuz sevgili dostlarım. Hepinize selamlar, saygılar. Evet sevgili TV 35 izleyenleri, bu hafta konuğumuz İzmir Barosu Avukatlarından Sayın Avukat Mehmet Seyrek oldu. Kendisine samimi açıklamalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.